Sayın izleyiciler, Malatya Akçadağ ilçesinde Harun Uşağı köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallede de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihteki yerini alan Bekir Durmuş ile röportaj yapacağız. Evet. Arkamıza da Zırna Dağı var. Doğru mu efendim? Harun Uşağı köyü. Evet. Harun Uşağı. Köylü mahalle olduk efendim. Evet, doğru. Evet. Yeni yasayla. Evet, yeni yasa, tüm şehir yasasıyla burası mahalleye dönüştü sayın izleyiciler. Ancak bu Harun Uşağı köyünün de son köy muhtarı Bekir Durmuş idi. Doğru mu efendim? 1,5 yıl mı yaptık? 2 yıl yaptım. 3. yılımız. 2 yıl muhtarlık yaptınız. Bu 3. yıl. Yani sayın izleyiciler, bu Harun Uşağı köyünün son köy muhtarı ve mahalleye döndükten sonra tüm şehir yasasıyla da ilk mahalle muhtarı olarak tarihteki yerini aldı. Doğru mu? Doğru. Evet. Muhtarım, muhtar olma amacımız neydi? Bu iki yılda hangi hizmetleri yaptık? Bu halk sizi mahalle muhtarı olarak da tercih etti efendim. Şimdi öncelikle böyle bir konuya temas ettiğinizde dolayı sizlere teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet. Şimdi tabii ki her muhtarın bir amacı vardır. Nedir? Köydeki sorunlara değinmek istiyorum. İlk su. Evet. Su olmayan yerde hayatın olması mümkün değildir. Evet. Şimdi hem içme suları olsun hem sulama suları olsun. İçme suları bir nebze bizi idare ediyor ama sulama suları siz de gördüğünüz gibi şu anda çaylarımız kuru. Evet. Bir hayvanımız, bir kuşumuz, bir yani büyükbaş hayvanların su içmekten zorluk çekiyor yani su. Su sorunumuz var. Su sorunumuz var. Evet. İkincisi yol sorunumuz var. Yolu siz geldiniz gördünüz. Çok yani. Bozuk evet. Sayın izleyiciler. Evet. 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 Bunu Büyükşehir Belediyesi'ne de bu dönem, geçmiş dönemde de müracaat ettik. Ama aldığımız cevap, ödenek yetersizliğinden dolayı işte biz yollarımızı şu anda yapamıyoruz diye. Yeni şehir yasasıyla beraber yeni olan belediye başkanımız bir takım sözler verdi. İşte biraz sabredin, bu yolları yapmaya çalışacağız diye vaatleri var. İnşallah biz de bu vaatleri gerçekleştirirse biz de minnettar oluruz kendisine. Evet. Demin bahsettiğiniz gibi işte dedim su sorunu yok. Yukarıda bir müracaatım oldu devlet su işlerine. Geldiler Malatya'da ilgili kişiler geldi incelediler. Bu yukarıdan çay havuzasının tutulması için bir karar çektiler. Dedik biz Elazığ'a yazacağız. Elazığ'da ne gelen oldu ne giden oldu. Burası Elazığ'a bağlı devlet su işleri. Devlet su işlerin en son şeyi oradan bitiyor. Oradan Ankara'ya yazıyorlar. Ya saçma. Malatya büyükşehir oldu. Evet. Elazığ büyükşehir değil. Doğru mu efendim? Doğru. Yani şimdi devlet su işlerinin evet. Bölge müdürlüğünün evet. Malatya'da olması lazım. Malatya evet. Büyükşehir önceden evet. Beri de büyükşehir. Evet. Değil mi? Evet. Yani ismini çok, duyurmuş bir şehir. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani büyükşehir olmasıyla beraber. Şu anda ben sitem etmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla daha önce kendisine söyledim. Sayın Başkanım dedim, bir ekip oluşturun. Bu köylerin yollarını, sorunlarını inceleyin. Ben demeyeyim ki öncelikle benim köyüm yolu yapılsın. Evet. Öncelikle olan yollara bir öne vermenizi rica ediyorum diye sitem ettirmiştim kendisinde. Evet. Bu nedenle dolayı dilekçelerimiz de var. Sözleri evet. Var, vaatleri var. İnşallah bu vaatleri, bu sözleri yerine getir Sayın Ana Çakır. Sayın Ana Çakır Belediye Başkanımızla. Evet. Ricamız bu yöndedir. O da demiş işte ekip kuruyoruz. Yeni büyükşehir olduk. Biraz sabredin diye. Elbette ki sabrediyoruz. Buradaki sistem şurada var. Öğrencilerimiz taşıma sistemiyle Küreci'ye gidiyor. Evet. Bir kaza olduğu için olduğu zaman eyvah demen anlamı yok. Kaza olmadan önce önlemimizi almamız önlemimiz lazım. Bir can bizim için çok önemli. Tabii. İnsan hayatı tabii. Her şeyden tabii. Önemli sayın izleyiciler. Bizim amacımız önce insandır. Evet. İnsan, doğa, tabiat, hayat bir dengedir. Bu dengeler sarsıldığı zaman her şey sarsılmış olur, taşlar yerine oturmamış olur. Evet. Yani ilk isteyeceğim yoldur. İkincisi, eğer bu çay havzasını tutamıyorsa da bir gölet, büyük bir göletle ricamız var yani. En azından bize bir gölet şey derlerse, evet. Yeşil alanımız olur, arazimiz sulanır. Yani bizim altımızda gördüğüm kadarıyla yukarıya güzel toplum, bir gölet oluşturulabilir. Tabii, akarsuyla doluyor. Yani evet. Böyle şey de yok. Akarsuyla dolaşıyor. Evet. Evet, biraz masraf isteyecek ama benim altımda 5-6 tane köyüm var. Demin bahsettiniz. Gördüm efendim. Mahalleniz var. Evet. Evet. Onlar dahi bile faydalanabilir yani. Hepsi faydalı. Tabii ki. Evet. Ben toplumsal olarak bakıyorum. Şu olarak evet. Bireysel olarak bakmıyorum yani. Ben
Yani bu şekilde yani. Evet sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız Bekir Durmuş 35 yıl İstanbul'da esnaflık yapmış. Hı. Emekli olduktan sonra gelmiş köyüne yerleşmiş. Hı. Köyüme nasıl hizmet edebilirim diye muhtar olmuş. Evet. Amacı köyünün eksik olan hizmetlerini tamamlamak, kamu yararına bir şeyler, eserler bırakmak. Şunu da açıklık getireyim. Bazı gençlerine kaymakamlıkta bazı şeyler yollara büz aldım, büz koydum bazı yerlere falan. Evet. Bana kepçeyi verdiler, içme suları için yarımcı oldular, onları gömdük. Evet. Her iki okulumuz vardı, haradaydı. Bir an olmuştu, köy derneğini kurduk. Evet. Bunları Milli Eğitim'den aldıktan sonra köyden topladığımız paraları onardık. Köy evi diye aklımıza açtık arkadaşlardan beraber. Diyeceğim budur. Bunun ibadet. Okulumuzun sacı yoktu. Kaymakamede sac aldık. Bir de çimento falan yardım ettiler yani. Evet. Gördük görmedik desek şimdi yalan olur ama bunlar yapılması gereken hizmetlerdi. Hizmet. Evet. Yani. Efendim altyapısı yapılmış mı bu köyümüzün? Mahallemizin ağabeyi. Hiç altyapısı yok. Altyapımız yok. Müracaat ettik mi muhtar? Müracaat ettik yani. Müracaatlarımız var. Cevabın ne geldi? Cevabın işte bekleyin diyor. Evet. Yeni yasayla beraber yavaş yavaş hizmetlerimizi peydenpeye icra edeceğiz diye sözleri var. Evet. Muhtarlık odamız var mı efendim? Muhtarlık odamız vardı. Evet. Güzel. Çocuk parkı yaptırdık mı? Çocuk parkı yok. Sadece o gördüğünüz kültür merkezinden var orada. O da vatandaş yaptı hayırına. Evet. Hayırına sayın izleyiciler. Burada dört köy yardımlaşarak daha doğrusu bir vatandaş hayrına kültür evi yapmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zaten evet. Orada kültür evinin içerisinde röportaj yaptık. Evet. Hacı Şahin Doğan. Evet. Değil mi efendim? Evet. Biz bu kültür evlerinin her köye yapılmasını istiyoruz. Bu, yani insanlar düğününü, mevlüdünü, her şeyini orada yapması lazım. Değil mi efendim? Doğru. Evet. Kültürün yaşaması lazım, yaşatması lazım. Şunu da belirteyim. Ben geldikten sonra Muhtarlar Derneği'ni biz Açadar'da Muhtarlar Derneği kurduk. Evet. Bu kısa zaman süre içerisinde biz bunu da gerçekleştiririz. Önümüzdeki ay içerisinde de tekrar şeyimiz olacak, kongremiz olacak. Evet, ona davet ederseniz geleceğim efendim. İnşallah. Şimdi konuşmadan yapıyorum. Daha evet. önce evet. Sivas'ta yaptım. Evet. Arkadaşlar kurmuşlar. Eksikler gördüm. Bazı muhtar arkadaşları siz mi önce ettiniz? Öncelik yaptık ama sağ ol bir Eyüp Gönültaş diye bir arkadaşımız var. Geçici başkanımız mı? Geçici başkanımız o. Başkanısı benim şu anda. Evet. Böyle bir de güzellik yarattık yani inşallah. İnşallah. Sanırımıza, bu bir köylerimize faydalı olur diye düşünüyorum. Gerekli efendim. Yani birlikten kuvvet doğar. Yani biz bütün muhtarların bir çatı altında toplanmasını istiyoruz. Yani bir hizmet yapılacaksa 77 muhtar birlikte giderse hizmet mi alabilir yoksa bir muhtar mı giderse hizmet alabilir? Değil mi efendim? Yani 77 tane muhtarın... Devlette bizim bir ricamız şudur. Evet. İnsanlar insan olarak doğuyor. Doğru. Mezhepler sonra da doğuyor. Evet. İnsanı ayna olarak aldığımız zaman hizmetlerin aynı şekilde icra etmesi lazım. Bana değişik göre, yapılması lazım. Evet. Tabii. Şimdi diyelim ki ben seçtim belediye başkanıyım. Evet. Ya falan köyde bana uy çıkmadı. Tam tersini yapmalıyım. Evet. Tam tersini yapmalıyım ki vatandaş desin ki gerçekten bak. Objektif. Objektif bakıyor. Objektif, doğru evet. bakıyor. Biz böyle bakıyoruz. Biz toplumsal olarak bakıyoruz. Evet. Biz insanların rengine, dinine, ırkına benzerine bakmıyoruz. Evet. İnsanı insan olarak reper alıyoruz. İnsan olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Tabii. Biz muhtar arkadaşımız sayın izleyiciler çok kültürlü bir arkadaşımız. Yani İstanbul'da yaşamasının buna da birçok etkeni var. Artı eğitim durumunuz ne efendim? İlkokul ama kendisini geliştirmiş. Biliyorsunuz Doğanşehir Belediye Başkanı da ilkokul mezunu. Evet. LCD Vakikinin de ortaklarından. Doğru. Zorlu Holding'in sahibi ilkokul mezunu. Daha birçok sayabiliriz. Eğitim düzeyi önemli değil ama insanlar kendisini geliştirebilir. Bu hayat zaten bir üniversite değil mi efendim? Tabii efendim. Aynı evet. zamanda İstanbul'da Akel Vakfı'nı kurduk. Akel, Akçadağ Elbistan demektir. Evet. Satılmışı. Evet. Onun da kurucularındayım yani. Evet. Şu anda 300'e yakın talebemize burs veriliyor. Buna da çok güzel. Muhtar bir hayır efendim. Doğru evet. mu? Evet. evet. Evet muhtarım. Bu mahallemize yapılmasını istediğimiz birinci hizmet yolumuz çok bozuk sayın izleyiciler. Gelene kadar benim canım evet. acıdı. Evet. Yani çukura düşmemek imkansız. Evet. Yani arabamız takır takır. Hanım dedi ne oluyor dedi. Yani tır 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 yapıyor. Doğru, doğru mu efendim? Doğrudur. Yani doğru. o kadar bozulmuş ki. Evet. Evet. Biz yetkililerden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sayın öncelikle Ahmet Çakır'dan. Evet Ahmet Çakır'dan bu yolun
ikinci kat asfaltının yapılmasını istiyoruz. Asfalt kalmamış zaten. Kalmamış. Evet. Evet. Karşımızda anaç geldi sayın izleyiciler. Camımızı kapatmak zorunda kaldık. Aynen öyle. Evet. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Karşımızda Zırnak Dağı var. Artı bu köye gelir iken Neva Bandan. Evet. Vadisi evet. Görülmeye değer bir vadi sayın izleyiciler. Tüm Türkiye değil dünya insanların görmesi gereken bir vadi olarak vadi olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Doğrudur vadidir. Evet çok güzel bir. Yetkili tarihi görevli arkadaşlarından bildiğim kadarıyla buraya gelip gitmişler. Evet. Şimdi onlara da haberleri var. Yukarıda bir köyün üst yanından mezaradan kayalıklardan aşağı doğru inen 90 merdivenli bir yerimiz var. Orayı da görmelerini isterim. Turizmi açılması. 90 merdiven mi? 90 merdiven. Mağara mı efendim? Mağara işte bir saklanma yeri mi dersin ne dersen de yani. Evet orayı da ben resimlemek isterim muhtarım. Onu biraz yukarıdan zor resimlesiniz. Evet artı ben Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gittim. Orada yerin altına 9 kat yerin altına iniyoruz. Doğrudur. Evet, bu muhtarımızın annesi değil mi efendim? Doğrudur, annemiz. Merhaba teyze. Kulakları ağır duyuyor. Kulakları ağır duyuyor. Evet, muhtarımızın annesi. Şöyle yakından evet. Gösterelim, evet. Ona da bir hatıra kalsın. Evet. Evet, muhtarım. Birincisi yol diyoruz. İçme suyu sorunumuz var mı? İçme suyu sorunumuz vardır. Çünkü nasıl vardır? 40 senedir benim köyüm aynı borularla su içiyor. 40 yıldır asbest boru mu efendim? Asbest boru su içiyor. Bu boruların değiştirilmesi için... 200 sene dilekçem vardı. İnşallah Büyükşehir Belediye'nin dilekçelerimizi aldı. Bu konuya da eğilmesini istiyorum yani. Evet sayın izleyiciler bir insan sağlığı her şeyin üzerinde diyordu. Her şey insan için bu 40 yıllık asbest boruların mutlaka yenilenmesi mutlaka, evet. Gerekli diyoruz. Evet. Kanserojen madde içeriyor. Evet, evet. İnsanlarımız hep kanserden doğru. Vefat ediyor. O nedenle içme suyunun evet. Şebekesinin boruları acil olarak yenilenmeli evet. Diyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak gördüğünüz gibi Türkiye'nin en ücra köşelerinde mahallesinde veya köyünde sorunlar yerinde tespit ederek ilgililerin yetkililerin duyarlılmasını istiyoruz yani. Evet. Duyarlılmasını. Güzel kendiler gelsin. Evet gel. Eğer bize inanmıyorlarsa evet. Görevli gelip baksınlar. Gönderirler. Evet. Gel müşteri işare ederler. Ben de bu sefer onlara bir çay evet. Onlara da bir çay da içerler. Evet muhtar arkadaşımız zaten çok güzel konuştu. Dedi ki illa benim yolumu yapmasınlar. Ekip göndersinler. Malatya'nın köylerinin mahalleye dönüşen köylerin Kürecik bölgesinde incelemelerde bulunsunlar. Acil olan hangi mahallenin her ne kadar biz mahallede desek köy diyor arkadaşlarımız evet, gördüğünüz evet. Gibi dağın tepesindeyiz evet. Sayın izleyiciler. Evet. Rakım kaç efendim burada? Burada 1900 rakım. 1900 rakımlı evet. Bir burası köydü, mahalle oldu. Biz kağıt üstünde mahalle olmasını istemiyoruz. Evet. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyor ise bu mahalleye dönüşen köylerimize de aynı hizmetler yapılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Milli gelirin 16 bin lira olduğunu söyledi. 16 bin dolara doğru evet, efendim? Evet. Peki bu milli gelirimiz 16 bin dolarsa bu paralar nereye gidiyor? Bu hangi kaynaklara gidiyor? Evet bunu da öğrenmek istiyoruz değil mi? Neden efendim yani bu köylere önem verilmiyor? Biz ben de bir... Avrupa'ya da gittim gördüm. Evet. Bir köyünden tutun, postanesinden tutun, bankamatiğine kadar var. Evet değil mi? Evet. Biz onları da geçtik. Onlar belki şu anda bizim için lüks olur. Yollarımızda su. İlle su. Evet. Su. Abi İnsanlar önce... bu nedenle işte evet. Büyük şehirler akın ediyor. Evet. Büyük şehirler şu anda... Dolmuş durumda. Önceden dolmuş durumda insanlar nefes alamıyor. Aynen öyle. Hava kirliliği had safhada. Size şunu... Süleyman Efendi. Size şunu hatırlatmak istiyorum. Bu politikaların tamamen değişmesi lazım. Evet. Niye biliyor musun? Gelmiş hükümetler hepsini kapattılar bu politikalar yüzünden. Doğru efendim. Köyler boşaltıldı. İnsanlar büyük şehirler akın etmek zorunda kaldı. Geçim sıkıntısı ama kooperatifler kurmuş olsaydı, bu köylere önem verilmiş olsaydı, gerçekten insanlar göçe zorlanmasaydı. Bak şu gördüğün mahallemde benim zamanımda 16 büyükbaş sürü vardı. Evet. Evet. Az değil. Artı 1500 tane hayvanımız vardı şu mahallenin. Bak benim mahallem 4 mahalleden ibaretti köyüm. Toplamda kaç tane muhtarım? Toplamda normalde kışın 47 tane kalıyor ama şu anda 100 tanenin üzerinde. 100 tanenin üzerinde evet. Büyük bir köy sahibi evet. Seyirciler. Daha da evler yapılıyor. Köydü, mahalleye dönüştü. Biz bu mahallenin... Artı gördüğünüz evleri değil mi sizler? Evet, gördüm. Gördüğünüz Süleyman Bey. Evet. Bu milli gelir nereye gidiyor? Türkiye'nin içinde kalıyor. Evet. Akça da faydalanıyor. Evet. Anlatabildim mi? O zamanlar yetkililer duyarlı olmalı. Biraz da köylerimize önem vermeli. Doğru. Neden insanların zorlansınlar, illaki de büyük şehre göç etmek zorunda kalsınlar ya? Neden
Köy kooperatifleri kurulmuyor, hayvancılık geliştirilmiyor. Evet, hem yani, hayvancılık kooperatifleri yani, kurulmalı, yani, süt kooperatifleri evet. kurulmalı diyoruz. Neden biz hayvan dışarıda ithal ediyoruz? Evet. Kendimiz üretmeyelim, kendi bütçemiz içerisinde dönmeyelim yani. Evet, 2012 yılında ilk olarak Türkiye'ye saman ithal edildi biliyorsunuz. Doğru tabii, efendim? Tabii. Yani maalesef, tabii. Çünkü neden? Mazot fiyatları almış başını gidiyor. Babanıza babanıza rahmet. Evet. Benim bazımdan aldınız. Evet. Çiftçiye mazotu çok ucuz fiyata vermesi gerekiyor. Evet. %50 indirimli verilmesini istiyoruz. %50'nin altında hiç sıfır şeyle vermesi lazım ki tarım gelişsin. Vergiyle. Evet. Tabii. Avrupa'da tarım ilerledi ancak yani, Türkiye'de geriledi. Tabii çiftçinin traktörü her türlü takım takan adam burada her şey para. Evet. Evet, çiftçi buna işlemiyor muhtar arkadaşımızı. Çünkü çiftçinin evet. eline bir şey geçmiyor, anlatabildim mi? Evet. Çiftçinin eline bir şey geçecek ki çiftçi heveslensin. Çiftçinin, köylünün, çiftçinin desteklenmesi için tabii. biz mazotun, gübrenin %50 ilk etapta verilmesini istiyoruz. Yani biz direkt meşe demiyoruz. Eğer, siz daha da güzel bakın, istiyorsunuz ancak. Gübrenin kalkınmasını istiyorsanız. Paralel şeyle beraber iç içe yaşaması istiyorsanız kalkınmayı köylere başlatacaksınız. Evet, kalkınmayı. Politika değişmeli yani. Doğru söylüyoruz. Yani evet. şehirler doldu taştı. Evet. Köylerde evet. yaşlı nüfus evet. kalmış. Hiç genç nüfus evet. yok. Sabah bir gün bu köylerde evet. hiç kimse çiftçilik yapacak insan bulamayacağız. Evet. Çünkü insanlar askeri ücretle büyük şehirlere gidiyor. Abi. Köyüne de gelmiyor. Bugün Abi. Bir tanesiyle karşılaştık. Abi. 20 yıllık Abi. İstanbul'daymış. 20 yılda bir geldim dedi. Kimya mühendisi. Evet. Bunlar söylemem. Zor şehirler değil. Evet. Eğer yapamıyorlarsa benim devlete bir teklifim var. Bana yetki versinler, bütün bu köylerin yollarını ben 2 ayda 3 ayda teslim edeyim. Evet, katılıyorum efendim. Yani evet, malzememiz evet. var. Her şey var Türkiye'de. Şey var. Yani biz de, bir de şunu söylemek evet. istiyorum ben. Başbakanımız, Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Diyordu ki bizim IMF'ye verecek 5 milyar dolarımız var. Ben de diyorum ki Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak... Önce köy yollarımız yapılsın, ondan sonra IMF'ye mi veriyoruz, Amerika'ya mı veriyoruz, Avrupa'ya mı veriyoruz? Sayın Süleyman Bey, bütçemiz var, yok değil. Evet. Yerinden harcanmadığı için bunlar olmuyor. Evet, yerine harcanmasını istiyoruz. Tabii. Değil mi efendim? Görülecek evet. yani. Evet, sayın. Gelsin devlet yetkilileri, görsünler. Yerine gelip görsünler, tabii. tespit etsinler, tabii. ona göre tabii, yapsınlar. Tabii, tabii. Evet, sayın izleyiciler, Malatya Akşadağ ilçesinde Harun Uşağı Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş ile röportaj yaptık. Kendisine bu yeni dönemde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Konuya temas edeceğiniz için tüm vatandaşlara yeni seçim başkanımız, başbakanımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah politikalarını değiştirirler. Güzel hizmetler yaparlar. Biz de kendilerim teşekkür ederiz. Eşit hizmet bekliyoruz efendim. Teşekkür biz bütün mahalleler eşit hizmet bekliyoruz. Yani, hiç yani. Kimsenin bu mahalle bize oy verdi, bu mahalle bize oy vermedi değerlendirilmesini istemiyoruz. Bir yan mahalleye hizmet yapıp da bir yan komşu mahalleye hizmet yapılmamasını istemiyoruz. Zaten politikalarımız diyorlar ki bu politikalar buysa politikalar arkasında dursunlar. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim böyle bir konuya temas.